TV Sağlık Programı'ndan herkese merhaba. Bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Nurhan Pul ile çocuklarda COVID hastalığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Biz o zaman direkt konuya başlayalım. Tabii. COVID-19 nasıl bulaşıyor hocam? COVID-19 genelde damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon ajanı. Bunu artık hemen hemen herkes biliyor. Özellikle hasta kişiler öksürük, hapşırma ve konuşma anında virüsü ortama saçıyorlar. Ortama saçılan virüs belirli bir süre ortamda askıda kaldıktan sonra 1,5-2 metre kadar bir mesafeye yayıldıktan sonra yer çekiminde etkisiyle zemine düşüyor. Biz işte ya direkt bu damlacık yolu enfeksiyonunu teneffüs ederek virüsü alabiliyoruz veya virüs zemine çöktükten sonra cansız bir ortama bile düşmüş olsa bir müddet canlılığını orada devam ettirebiliyor. Hı hı. Bu süre bazen 1-2 saat, bazen 1-2 güne uzayabiliyor zeminin özelliğine bağlı olarak. Bu enfekte zeminde de canlılığını devam ettirdiği için halen enfeksiyon yapma riski devam ediyor demektir. İşte biz bu enfeksiyonun bulunduğu yüzeylere ki bunlar genelde işte kapı kolları oluyor, masa yüzeyleri oluyor, koltuk kenarları olabiliyor. Bunlara değdiğimiz zaman elimizi enfekte etmiş oluyoruz. Enfekte ettiğimiz elimizi, ağzımıza, burnumuza, gözümüze dokundurduğumuz zaman da direkt virüsü almış oluyoruz zaten. Genelde bu iki çeşit bulaş yolu bizim için risk teşkil ediyor. Bulaş yollarından kendimizi nasıl koruyabiliriz? Zaten bulaşı bildikten sonra koruma yollarını nasıl yapacağımızı da 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. Evet. Ne yapacağız? Damlacık enfeksiyonundan korunmak için kendimizi damlacıklara maruz bırakmamaya çalışacağız. Bunu nasıl başaracağız? Her zaman zaten pandeminin başlangıcından beri de üzerinde ısrarla vurguluyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Maske burada önemli bir bariyer. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki siz COVID'de değil misiniz? Halen COVID bitmiş mi sizin için? Hayır, bizim için de COVID riski devam ediyor. Ama biz neden maskesiz bu programda? Sosyal mesafemizi koruyoruz, aşımız var. Yakın zamanda bakılmış PCR testlerimiz negatif. Biz bunları bildikten sonra bu maske olayına birazcık program süresince ara verdik. Ama buradan çıktıktan sonra ilk işim tekrar maskeyi ağzına geçirmiş olmak olacak. O yüzden maske, mesafe, hijyen gerçekten çok önemli. Eğer biz o öksürme ve hapşırma anında bir damlacık enfeksiyonuna maruz kalırsak ve maskemiz varsa ağzımızda, maske bizim için bir bariyer teşekkür etmiş olacak. Dolayısıyla o damlacık enfeksiyonlarına, damlacıkların kendimize ulaşması, hava yolumuza girmiş olmasına bir engel oluşturmuş olacağız. Eğer enfekte kişi de, karşımızdaki kişi de maske taşıyorsa o da damlacıkları daha az etrafa yaymış olacak, daha kısa mesafeye yaymış olacak. Bunlar da bulaşı %90'a yakın azaltıyor. Yani maskelerin iki tarafta olması durumunda, karşılıklı kişilerde olması durumunda bulaşıcılık oranı %10'ların altına iniyor. Yani karşı taraf takıyor diye biz gevşemeyelim. Tabii. Mutlaka ikimizde de olması gerekiyor ki maskenin tek taraflı takılması koruyuculuk oranı nispeten daha az tutuyor. Ama iki taraflı maske varsa maskenin koruyuculuk oranı %90'ların üzerinde. Bu kadar, şimdiye kadar olan çalışmalar hep bunu göstermiş. Onun dışında temasla bulaş bizim için de büyük bir risk teşkil ediyor demiştik. Temasla bulaşın önüne geçmek için de tabii burada el hijyeni önem kazanıyor. Onun için de temas ettiğimiz yüzeylerin enfekte olduğundan şüpheleniyorsak, bunu da bir saplantı haline getirmemek lazım tabii. Elimizi mutlaka su ve sabunla en az bir 20 saniye olmak şartıyla yıkamamız gerekiyor. Su ve sabuna ulaşamadığımız dönemlerde de %70 oranında alkol içeren el dezenfektanları bizim için yeterli oluyor. Tabii işte kolonyalar kullanılıyor el dezenfektanı olarak. Onlarda da alkol oranı önemli tabii. Fakat dediğim gibi bunu da çok sürekli kullanıp kendi elimizi artık kontak dermatit yapacak kadar uzun süreli kullanıp cildimizin doğal bariyerini de bozmamak gerekiyor. Kesinlikle. İndikasyon olduğu zamanlarda kullanmak en ideali. Tabii sosyal mesafe neden önemli? Dediğim gibi damlacık ağzınızdan çıktıktan sonra 1,5-2 metre kadar bir uzaklığa yayılabiliyor. Eğer çok yakın mesafede değilsek bu damlacığın bize ulaşma ihtimali de daha düşük oluyor tabii ki. Bunlara dikkat edersek biraz kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Şimdi
malum okul zamanı. Evet, çocuklar kalabalık bir ortamı paylaşıyorlar. Aynı sınıfın içerisinde uzun saatler birlikte geçiriyorlar. Dolayısıyla bunlarda da bulaş ihtimali çok yüksek oluyor. Zaman zaman o yüzden biz hep sınıfları havalandırmalarını öneriyoruz. Onun yanında çocuklara bazı ufak tefek hijyen konusunda uyarılarda bulunmak yerinde olabilir. İşte çocuk sonuçta maskesini indirebiliyor. Farkına varmadan o anda öksürüyor, aksırıyor. Ama bak maskenin inik bile olsa öksürdüğün zaman ağzını kapat. Bir peçeteyle ört, kullandığın peçeteyi de çöpe at diyebiliriz. Veya elinde peçeten de mi yok? Lütfen dirseğin ağzını dirseğin iç yüzüne doğru yönlendirerek öksür, hapşır. Ki damlacıkları biraz daha az etrafa yayalım. Elimizi enfekte etmiş olmayalım. Bunlar ufak tefek noktalar. Ama işte bir de maske. Maske takıyorsunuz ama nasıl takıyorsunuz? O da önemli. Maske sadece takıyor, hasta sahipleri bile geliyorlar yanımıza efendim. Maske çenenin altında, boynu kapatıyor. Ağız burun açık. O zaman o maskenin hiçbir önemi olmuyor. Kuralına uygun olarak maskeyi de kullanmak gerekiyor ki bu bulaş zincirini bir an önce kıralım. Bir an önce bitsin bu süreçte. İnşallah, inşallah. Hepimiz için zor bir süreç. Hocam, çocuklarda COVID-19 belirtileri nasıl oluyor? Yetişkinlerdeki gibi mi seyrediyor yoksa daha farklı bir şekilde daha mı ağır geçiriyorlar? Yani aslında şöyle, çocukların çoğu, özellikle okul ve kreş çağı çocukların hemen %50-60'ı herhangi bir belirti vermeden hastalığı geçiriyorlar. Biz bu tür vakaları asemptomatik vakalar diyoruz. Bir belirti vermiyor. Geriye kalan çocuklarda, belirti veren çocuklarda karşımıza en sık çıkan belirti yüksek ateş. Yüksek ateşin yanında ısrarcı, inatçı 39'ları, 40'ları gördüğümüz ateşler olabiliyor. Ateşin yanında öksürük, kuru gıcık tarzda rahatsız edici bir öksürük belirti olarak karşımıza gelebiliyor. Diğer belirtileri çok böyle işte mevsimsel gripten ayırmak da mümkün olmuyor. Malum kış dönemindeyiz. Evet. Hemen hemen mevsimsel grip de çok yaygın olduğu için işte baş ağrısı, boğaz ağrısı, kırgınlık, halsizlik, bazen karın ağrısı, ishal, kusma. Kimi zaman özellikle tat ve kolu koku duyusunda azalmalar, bozulmalarla da gelebiliyorlar karşımıza çocuklar. Bunların yanında İlk zamanlarda hep böyle pandemi dönemlerinde şey söylüyorduk. Bu çocuklar, bu hastalık çocuklara hiçbir zarar vermiyor. Çocukları es geçiyor gibi. Ama artık sonradan yapılan çalışmalar gösterdi ki çocuklarda da ağır belirtilerle seyreden hastalık tablosu ortaya çıkabiliyor. Bu hemen COVID esnasında değil de COVID enfeksiyonunu atlattıktan yaklaşık 4-6 hafta sonra çocukta bazen yüksek ateş, yine halsizlik, karın ağrısı, göğüs ağrısı, nefes alma zorluğu, bulantı, ishal, kusma, bazen deride döküntülerle kendini gösteren bir tabloyla karşımıza geliyor. Biz buna çoklu organ tutulumu diyoruz. Birçok sistemi etkileyen bir hastalık. Tıp dilinde misşe olarak geçiyordu. Tabii ki vakaların çok az bir kısmında, belki koronaya yakalanmış çocukların %4'lük gibi bir kısmında karşımıza çıkıyor ama yakalananların da %60-70'lik bir kesimi yoğun bakıma ihtiyacı gösteriyor. O yüzden bu tür şikayetler olduğunda da dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta %60-70 yoğun bakımda tedavi gören vakaların %1'lik, 2'lik bir kısmı bazen ölümle bile sonlanabiliyor. Yani çocuklarda da artık eskisi kadar masum değil bu hastalık. Evet. Hatta bazen virüsü geçirdikten sonra çocuklar yaklaşık bir 4 hafta süren, uzun süren devam eden halsizlik, yorgunluk, her şeye karşı bir isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, kendini derse verememe gibi şikayetlerle de karşımıza gelebiliyorlar. Bu da çocuğun günlük hayatını olumsuz etkiliyor, okul başarısını olumsuz etkiliyor. Yani artık dediğim gibi koronavirüs de çocuklar için bir tehdit benim gözümde ki artık ona göre tedbir almakta her zaman fayda var. Kesinlikle tedbir elden bırakmıyoruz. Evet, evet. Hocam peki çocuklardaki COVID-19 tedavisi nasıl oluyor? Tedavide de yani nasıl erişkinlerde de o henüz daha belirgin bir ilaç COVID'i ortadan kaldıracak diye söyleyemiyorsak aynı şey çocuklar için de geçerli.
Vakaların çoğu hafif geçiyor, halen hafif geçiyor. O yüzden sadece işte çocukları rahatlatacak destek tedaviler öneriyoruz. Ateşi varsa ateş düşürücüler kullanıyoruz, ağrısı varsa ağrı kesiciler öneriyoruz. Bazen gerçekten çocuk çok fazla etkilenmiş oluyor, yemesi içmesi bozuluyor, istediğini besleyemiyorsun, aşırı halsizlik, kırgınlık oluyor, hafif de olsa solunum sıkıntısı oluyor. Bazen bu tür çocuklara servise yatırarak takip etme yolunu tercih edebiliyoruz. İşte biraz serum destekliyoruz, biraz oksijen tedavisi veriyoruz. Bazen üzerine ikinci bir enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon ekleniyor, antibiyotik tedavisini alıyoruz. Kısa sürede olsa çabuk toparlanmasına yardımcı olmak adına bu tür vakaları bazen hastaneye alabiliyoruz. Tabii o demin bahsettiğim o ağır tabloda zaten hastane yatış endikasyonu %100 var. Dediğim gibi gerekirse yoğun bakım. En çok hastaneye yatışı gerektiren tablolar, o misce tabloları. Onun dışındakiler genelde hep ayakta geçiriyor hastalığı. Hocam peki nasıl ayırt edebiliriz? Az önce hani bahsettiğiniz belirtiler daha başka hastalıklarda da ortaya çıkabiliyor. İşte, ne zaman şüphelenelim çocukları, ne zaman hastaneye götürelim? Çok inatçı ateş olduğu zaman veya yakın bir COVID'li hastayla temas ettiği söz konusuysa, sınıftaki bir arkadaşı COVID ise veya hane halkından birisi COVID pozitifse, o zaman bu belirtiler olduğu zaman tabii ki maskeyle, yani çocuğu bir sağlık kuruluşuna ulaştırmamız gerekir. Peki hocam, şimdi tedaviden, süreçten biraz bahsettik. Bu noktada anne babalar neye dikkat etmeli çocuğun beslenmesinde? Biraz evet, dediğiniz evet, hani evet, bu psikolojik olarak da tabii çocuklar etkilenebiliyor. Olumsuz etkileniyorlar. Ama şeyi tabii çocukların bağışıklık sistemini ayakta tutmak önemli olan. Yani bu bir tek COVID zamanında değil, her zaman için bağışıklık sistemi için çocuklara destekleyici olmak gerekir. Nasıl yapalım bunu? Özellikle sağlıklı ve dengeli beslemek. En önemlisi o. Beslenmelerine dikkat edeceğiz çocukların. Sonra uyku düzeni çok önemli. Yeterli alınmayan bir uyku bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Uykunun yanında çocukların açık havadan yararlanmasını sağlamak gerekiyor. Egzersize biraz yönlendirmemiz gerekiyor. Beslenme konusunda nelere dikkat edelim? Ben genelde hep böyle çok renkli besleyici çocuklarınızı derim. Yeşil, kırmızı, turuncu, mutlaka işte mandalina, portakal, havuç, kabak, bal kabağı özellikle, işte yeşil sebzeler bol tüketsinler. Zaten bu mevsim itibariyle ulaşmak zor değil o bahsettiğim evet, meyvelere. Çeşit çeşit. Aynen, onun dışında hayvansal gıdalarla da beslemek önemli. Süt, peynir, yoğurt, kefir, et, balık, yumurta. Bunları da mümkün olduğu kadar çocuklara vermeye özen göstermeliyiz. Onun haricinde bol sıvı gıda tüketsinler. Hastalık anında bunun önemi var. Bitki çayları önerebiliriz. Ihlamurdur, kuşburnudur, zencefildir. Özellikle bal ve limonla zenginleştirilmiş bitki çaylarına bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Beslenme konusunda başka nelere dikkat edelim? Bir de bu dönemde çok ailelerde bir vitamin çılgınlığı evet, var. Evet, özellikle D vitaminini soracaktım. Öyle mi? Yani multivitaminler konusunda, D vitamini konusunda çok fazla soru geliyor annelerden, babalardan. İşte hocam şu vitamini de aldım, bu vitamini de aldım, balık yağı da vereyim mi, omega 3 de vereyim mi diye bir yığın talepler geliyor. Aslında çocuk dengeli besleniyorsa, sağlıklı besleniyorsa, meyvesini, sebzesini alıyorsa, sütünü, peynirini içiyorsa ayrıca bir vitamin desteğine ihtiyaç duymuyor genelde çocuklar. İhtiyaçları da yok zaten. İlla kilolu olacak diye bir şey yok. Yeter ki dengeli beslensin. Ama bazı çalışmalar göstermiş ki D vitamini düzeyi yüksek olan kişiler COVID hastalığını düşük olanlara göre daha hafif atlatmışlar. Birçok çalışma bunu destekliyor. O yüzden de zaten önümüz kış, güneş ışınlarından çok yararlanamıyoruz. D vitamini düşüklüğü olabilir. Bir doktor kontrolünde D vitamini tavsiyesini önerebiliriz bu dönemde. Onu da dediğim gibi abartmamak şartıyla ihtiyaç duyulan çocuklara takviye verilebilir. Sonra sağlıklı dengeli beslenmesini yapmayan çocuklar için belki işte C vitamini, çinko destekleri önerilebilir. Ama o multivitamin çılgınlığını biraz unutalım derim. Onun yerine gerçekten çocuklara sağlıklı beslemi çalışalım. Uykularını düzenli almalarına. O konuda da çok ısrarcı davranıyorum ben. Çünkü çocuklar gerçekten şimdi zaten okula gidiyorlar. Erken kalkıyorlar. Geç yatıyorlar. Hepsinde bir işte tablet, telefon, bilgisayar çılgınlığı kesinlikle almış başını gidiyor.
Onlardan uyku saatine yakın lütfen bu elektronik cihazları çocukların ellerinden alın. Yani uykuya yatmadan 1-2 saat öncesinde telefonu alın, tableti alın, bilgisayarı kapatın, hatta televizyonu kapatın. Ki çocuk bir uykuya hazırlık dönemi yaşasın, uykusunu randımanla alsın. Hem okul başarısını etkileyecek hem bağışıklık sistemini etkileyecek. Bunlar önemli. Yine bağışıklığı güçlendirme konusunda yinelerim hiç bitmiyor. Ama şöyle, şimdi çocuklar obeziteyle savaşmak da önemli. Gerçekten evet. Hepsi pandemi döneminde ciddi anlamda kilo aldılar. Obezite bizi, herkes hocam kilo aldı. Obezite her yönden bizi olumsuz etkiliyor. O yüzden çocukların hayatına biraz hareket katalım artık. Biraz fizik aktivitelere yönlendirelim. O kilolarından bir an önce kurtaralım çocukları. Bunlar da bağışıklık da önemli rol oynuyor. Sonra mümkün olduğu kadar açık havadan yararlansınlar derim. Her zaman onu. Şimdi kış döneminde anneler babalar tabii hafta sonlarını çocuklarına ayırıyorlar. Çocuklarla bir aktivite yapacaklar. Bir faaliyette bulunacaklar. Hadi yürüyün AVM'ye. Yine kapalı mekan. Bunu lütfen yapmayalım. Evet. Yapmayalım. Ondan çocukları halbuki dışarıda geçirilecek, açık havada geçirilecek 1-2 saatlik bir süre onlar için çok daha faydalı olacaktır. Bu konuda evet. Bir uyarırım. Sonra bir de şey söyleyebilirim. Sigara dumanına maruz bırakmayalım çocuklarımızı. Kesinlikle. Ebeveynler olarak lütfen buna dikkat edelim. Çünkü özellikle solunum yoluna direkt virüs girdiği için ve akciğerlerimizde işte solunum yollarımızı kaplayan mukozaların üzerinde enfeksiyonlara karşı süpürge görevini gören cilia adını verdiğimiz tüycükler bulunuyor. Sigara dumanı bu tüycüklerin görev yapmasına engel oluyor. Onların üzerinde bir bariyer oluşturarak bağışıklık sistemimize bir sekte vuruyor. Lütfen sigara dumanından uzak tutalım çocuklarımızı. Bunlara evet. Da özen gösterelim. Yani bunlar önemli konular bence. Evet, kesinlikle. Altını tekrar çiziyoruz. Evet. Hocam az önce hane halkında biri mesela pozitif çıktı. Çocuğa ne zaman PCR testi yaptıralım ya da kimler PCR testi yaptırmalı bu süreçte? Biraz ondan da bahsedelim. Şöyle ki, hane halkında bir pozitiflik söz konusuysa çocuğu tabii ki karantinaya almamız gerekiyor. Genelde karantina süresi 14 gün gibi. Ama eğer çocuk şimdi aşılı olma durumuna veya aşısı olma durumuna göre biraz karantina sürelerini değiştirebiliyoruz. Eğer çocuk aşısızsa ve daha önce herhangi bir enfeksiyon geçirmemişse, koronaya maruz kalmamışsa bu çocuk en az bir 10 gün evde kalacak. 10. günün sonunda eğer herhangi bir semptom geçirmemişse o zaman normal yaşantısına, maske, mesafe, hijyen kuralına uyarak normal sosyal hayatına devam ettirebiliyoruz. Ama eğer çocukta belirti varsa bir PCR testi örneği aldırmamız gerekir. Onun dışında hane halkındaki enfekte kişinin ev içerisinde de hijyen kurallarına, maske ve mesafe kuralına uyması gerekiyor. Eğer başka odada kalma imkanı varsa o kişinin başka odayı da yaşamını sürdürmesi, yani karantina süresince aynen devam etmesi gerekiyor. Eğer öyle bir imkan yoksa dediğim gibi, iki ev hane halkındaki diğer kişilerden 2 metre gibi bir mesafe koyarak oturacak, maskesini kullanacak. Eğer ortak tuvalet kullanıyorsa tuvalet lavaboyu kullandıktan sonra çamaşır suyuyla dezenfeksiyonuna önem göstereceğiz gibi. Eğer aşılıysa çocuk o zaman PCR testini herhangi bir belirti göstermemişse 5. günün sonunda yapabiliyoruz. Negatifse çocuğu karantinadan çıkartıyoruz. Bu diğer erişkinler için de geçerli. Yani karantina süresini kişi bazında değerlendiriyoruz aslında. Kişilere göre PCR testini yapalım mı yapmayalım mı kararını veriyoruz. Ama yüksek riskli gruplar oluyor. Onlara yaptırmayı tavsiye ederim. Kim bu yüksek riskli gruplar? Yüksek riskli grup demekten ziyade enfeksiyona maruz kalma, işte bulaşma ihtimali daha yüksek kişiler. Bunlar mesela 2 metre mesafeden daha kısa mesafede 10 dakika gibi uzun bir süre COVID pozitif bir kişiyle yakın temasta bulunmuşsa, sohbet edip çay kahve içmişse ve özellikle de maskesizse mutlaka COVID pozitif olduğunu öğrendikten sonra kendisine PCR testini yaptırması gerekiyor. Burada ama geçen süre de önemli. Mesela 2 günlük bir süre önemli. COVID pozitif olduğunu öğrendin. Siz onunla 5 gün önce berabermişsiniz. Test yaptırmanıza gerek yok. Ama 2 gün önce beraberdiyseniz o zaman gerçekten riskli gruba giriyorsunuz. Bir test yaptırmakta fayda var.
yine aynı sınıfı paylaşan öğrenciler veya öğretmenler arasında bir pozitiflik söz konusuysa test yaptırmak uygun olacaktır. Onun dışında çok yakın temasta, işte kucaklaşma, sarılma, öpüşme gibi COVID'li bir kimseyle yakın temasta bulunduysan yine test yapılması uygun olacaktır. Hı hı. Dediğim gibi kişi bazında değerlendirmek daha uygun olacak bunları. Evet. Hocam çocuklarda aşı olma yaşı kaça indi? Artık FDA'nın da onayıyla 12 yaş rutin aşılama. Birçok ülke rutin 12 yaş ve üzeri çocukları aşılıyor. Hı hı. Bizde de artık başladı. Zaten ilk 12 yaş üzeri aşılamayı başlatan ülke Kanada. Hemen hemen Mayıs ayı itibariyle, 2021 Mayıs ayı itibariyle 12 yaş grubu çocuklar Kanada'da aşılanıyor. Sonra Amerika'da başlandı bu. Türkiye'de de Ağustos 2021 itibariyle 15 yaş grup çocuklar ve 12 yaş üstü olup riskli gruplar, ki bunu da biraz antiparantez bir ara belirteyim ki bu riskli gruplar, onları erken aşılamaya aldı Sağlık Bakanlığı. Sonra okulların açılmasından önce de artık tüm çocuklar aşı hakkını kazandılar. 12 yaş üstü tüm çocuklar. Hı hı. Eylül itibariyle Türkiye'de de 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyorlar artık. Ve aşılanmalarında özellikle öneriyorum. Çünkü çocuklar artık daha çok toplum için risk teşkil ediyorlar. Çocuklarda COVID oranı daha yüksek seyrediyor. Özellikle 12-17 yaş grubu çocuklarda daha fazla. Neden? Çünkü artık erişkinlerin çoğu aşılandı. Evet. Dolayısıyla onlarda artık enfeksiyon oranları giderek düşmeye başladı. Çocuklar okul ortamını birlikte paylaşıyorlar. Enfeksiyon riskleri daha yüksek. Dediğim gibi çocukların büyük bir kısmında hastalık belirtisiz geçiyor. Toplum için risk teşkil ediyorlar. Bu zinciri kırmak adına, yani sadece çocuk yönünden bakmayalım olaya. Bu çocuk aynı zamanda ev halkı için de bir tehdit, toplum için de, arkadaşları için de bir tehdit unsuru, pozitif bir COVID. Kendisi belki belirti vermeden geçiriyor ama etrafta daha erişkin, daha riskli gruplara bu virüsü bulaştırabiliyor. Bunları da bir an önce ortadan kaldırabilmek adına aşılamaya uymak, çocuklara aşılatın demek daha uygun olacaktır. Evet, ama tabii anne babaların akıllarında biraz soru işaretleri oluyor. Evet, çocuğumu evet, aşı yaptırayım mı, yan etkisi olur mu? Aynen. Oluyor mu hocam? Size soralım burada. Yani yan etkiler aslında erişkinlerden çok fazla farklı değil. Özellikle de en çok karşımıza çıkan, yani %90 bir yan etki görmüyoruz çocuklarda. Bizde hafif yan etkiler oluyor. Nedir? Aşının uygulandığı bölgede hafif bir kızarıklık, ağrı. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden geriliyor. Veya daha çok ikinci dozdan sonra gördüğümüz, işte başım ağrıyor, işte karnım ağrıyor, işte biraz ishal oldum gibi nonspesifik bazı şikayetler. Onlar da kendiliğinden geriliyor. Herhangi bir tedaviye gerek duymadan. Ama en çok aileleri huzursuz eden, çok böyle sansasyonel olan işte kalp kasının tutulumu aşı sonrası. Bu oran oldukça düşük. Eğer biz şimdi hele çocuklarda o COVID sonrasında gelişen çoklu organ tutulumunu da dikkate aldığımız zaman, o hastalık anında ortaya çıkan o kalp kası tutulumu iltihabı çok daha yüksek oranda ve çok daha ağır seyrediyor. Hiçbir vaka hiç aşı sonrasında kalp kası tutulumuna bağlı olarak kaybedilmiş değil. Biraz kalp kasını destekleyici, biraz istirahat tedavileriyle bu süreçte geriliyor zaten. Çok böyle dediğim gibi bariz bir yan etki aşıda görülüyor diyebileceğim bir yan etki yok. O yüzden gönül rahatlığıyla olabilirler. Hatta ailelerin merak ettiği konulardan birileri de işte çocuğumda alerji var, astım var, aşı olabilir evet, mi? Evet, şimdi soracaktım. Ağzından aldım ama öyle en çok karşılaştığımız evet. Sorulardan biri hemen o zaten. Yok, aşı o çocuklarda da yapılabilir ama belki hastane şartlarında yapmak daha uygun olabilir. Hani çocuğu bir müddet gözetim altında tutmak adına. Aşının içerisindeki etken maddeye karşı alerjisi olmadıktan sonra hiçbir çocuğun aşısını alerjik bir çocuk diye ertelemenin bir anlamı yok. Sonra kronik hastalığı olanlara zaten özellikle yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Yani aileler işte çocuğum kalp hastası, çocuğum böbrek hastası, çocuğum şeker hastası yaptırayım mı diye bir endişe yaşamasınlar. Zaten olması gereken grup bunlar. Hocam peki bebek grubuna biraz şey yapalım. Çocuğunu emziren bir anne aşı olabilir mi? Ya da COVID pozitif bir anne çocuğunu emzirebilir mi? Emzirmeye devam etsin mi? Evet, yani hem aşı olmasında engel bir durum yok. Hem de kurallara uymak şartıyla.
maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak şartıyla çocuğunu emzirebilir. Genelde aynı odayı bir paylaşmasına da gerek yok. Yalnız çocuğu emzirmeye aldığı zaman emzirme dışında çocuğu bir 2 metre kadar uzakta tutmalarını tavsiye ediyoruz. Anne ile bebek arasında biraz mesafe olsun diyoruz. Emzirmeye aldığı zaman maskeyle emzirsin. İşte ellerini yıkasın, sabunla suyla yıkasın. Ondan sonra bebeği emzirsin diyoruz. Bazı durumlarda anne halsiz bitkin olabiliyor. Bebeğini emzirebilecek takati kendinde bulamıyor. Bu durumda da anne sütünü sağarak bir başkasının bebeği beslemesine tavsiye edebilirim. Hı hı. Genelde öyle öneriyoruz. Yani herhangi bir sakınca yok. Hocam çocuklarda hani koronavirüs hastalığı mesela geçirdi çocuk. Bu başka bir hastalığa sebep olabiliyor mu ilerleyen günlerde, aylarda? Tabii o ilerleyen günlerde hani gösteriyor. Şimdiden evet. Söylemek çok zor. Ha, mesela COVID zaten geçirmiş bir çocuk mesela. Hani yok, genelde çok olumsuz etkilenen çocuklar şimdilik yok. Ama işte o misciye tablosu bizim için ürkütücü bir tablo. Onun altını hep sürekli çiziyorum. Onun için şu an en kötü senaryo o. Çocuğun misciyeye yakalanması COVID sonrasında. Ama o da vakalar arasında binde dörtlük gibi çok düşük oranlarda COVID pozitif çocuklardan. Altını çizebilirim. Riskli en azından COVID böyle bir risk taşıyor gibi bir şey söyleyebilirim. Başka bir hastalık şimdilik değil. COVID zaten genel olarak tıp dünyası için çok yeni bir hastalık. Birçok evet. Bilinmezle dolu. Yarın öbür gün ne gibi sonuçlar çıkacak, karşımıza daha neler çıkacak onu biz de bilmiyoruz henüz. Hocam bir ara bir çift maske takalım, gezelim. Evet, evet. Ama o da işte biraz zorluyor. Evet. O çift maske hani, özellikle günlük hayatta iki maskeyle beraber dolaşmak çok zor gerçekten. Ve çocuklarda hani belli bir yaşa kadar mı maske takmalar? Mesela bebeklerde 2 yaş üstündeki çocuklara genelde maske kullandırtabiliyoruz. Biraz anne babaların, ailelerin kafasında şey de oluyor. Maskeyle tabii biraz daha zor nefes alındığı için çocuklar da alışık değil. Yani yok. Kalbini yorar mı maskeyle yok, gezmesi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de yok öyle. Hocam. Tamamdır. Çocukların hastalığı bulaştırmadaki rollerini biraz açalım. İşte, bahsetmiştik hani okullarda. Arası, geçmiş galiba az önce konuştuk. Ama işte asemptomatik dediğiniz belirtisi oldukları için çocuklar toplum için gerçekten büyük bir risk teşkil ediyorlar. Evde yaşlı hasta kişiler varsa onlar için tehlikeliler. Almış, belirti vermemiş çocuk özellikle. Daha çok bizim için risk. O yüzden zinciri kırmak adına çocukların aşılanması da önem arz ediyor bu konuda. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Atladığımız bir şey olmasın. Şeyi söyleyebilirim. Acaba çocuğum gerçekten COVID mi? Nasıl kesin tadımızı koyarız? Evet. Gibi bir soru gelebilir. Yani akıllara. Kesin tanıyı tabii kesin olarak bize COVID dedirten bir klinik belirti yok. Bazen eğer akciğer tutulumu varsa bir akciğer grefsi veya akciğer tomografisi bizim için tanısal önem taşıyor. O olabilir, tanılar arasında yer alır. Ama asıl tanıyı işte bu PCR testi dediğimiz testle koyuyoruz. PCR testi bir antijen testi, yani virüsün var olduğunu gösteren bir test. Aldığımız sürüntü örnekleri özel laboratuvarlarda özel mikroskop altında inceleyerek o sekresyonda, o salgıda virüsün varlığını gösteriyoruz. Eğer virüs tespit edilmişse elektron mikroskopisinde o zaman PCR pozitif ve siz virüsle karşılaştınız diyoruz. Siz artık bir COVID hastasısınız tanısına koyabiliyoruz rahatlıkla. En güvenilir sonuç o. Bazen PCR bile yanlış sonuç verebiliyor ki bu çok çok nadir. Sürüntü örneği etkili bir şekilde alınmamış olabiliyor. Efendim transfer esnasında özel laboratuvarlarda çalışıyor dediğim gibi o transfer esnasında bir sıkıntı yaşanmış olabiliyor. Veya zamanından önce ya da sonrasında, hastalığın çok öncesinde veya sonrasında alınmış ve yanlış yorumlanmış olabiliyor. Biz ısrarla COVID düşünüyorsak bazen 2 gün sonra testi tekrarlayalım diyebiliyoruz. Bazı antikor testleri var ki bu antikor testleri kanda bakılıyor. Ama akut hastalığı göstermiyor antikor testleri. Antikor dediğimiz maddeni vücuda virüs girdiği zaman bağışıklık sistemi faaliyete geçiyor. Dolayısıyla bu virüsle mücadele esnasında işte antikor adını verdiğimiz koruyucu proteinleri oluşturuyor. Biz bunların kandaki düzeylerine bakarak bu kişinin daha önce COVID-19'la karşılaşıp karşılaşmadığı kararını verebiliyoruz. Onlar kendi aralarında alt gruplara ayrılıyorlar. İşte immünoglobulin M grubu var, G grubu var.
M grubu bile 6-7 gün sonra pozitifleşebiliyor. Dolayısıyla akut dönemde bize bir fikir vermiyor ve tanıda direkt kullandığımız bir metot değil. Yani duyarsak hani olduğunu bilelim gibi. Evet. Evet. Hocam 12 yaş grubu ve üstüne demiştik ya aşı olma başladı. Yetişkinlerdeki gibi mesela çocuk birinci aşısı ne oldu? Sonra evet. Covid geçirdi. Sonraki aşı süreci nasıl ilerliyor yetişkinlerdeki gibi? 3 ay sonra evet aşısını tekrar yaptırtabiliyoruz enfeksiyondan sonra. Evet. Hocam anne babalara çocuklara buradan ne söylemek istersiniz? Yani özellikle kurallara lütfen uyalım. Mümkün olduğu kadar maske, mesafe ve hijyen kuralını hayatımızdan henüz çıkartmayalım. Pandemi bitmiş değil. Tamam belki biraz kontrol altında aşılama sayesinde bunu da yaptırdık. Hem kurallara uyalım hem de aşılamaktan çekinmeyelim diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam ederim. Programımızda konuk olduğunuz için. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler öğrendik. Umarım faydalı olmuştur İnşallah. İzleyenler için de. Teşekkür ederim. ETV Sağlık programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.